Bugün yaz tatilimizin ilk günü. Dedem ve ninemi ziyaret için ailece köye gidiyoruz. Ders çalışarak geçirdiğim bütün bir yıl boyunca hep bugünü hayal ettim. Çünkü artık okuyup yazabiliyorum. Ve dedemin masal kitabını okumak için can atıyorum. Kim bilir içinde dedemin bana anlatmadığı ne güzel masallar vardır. Yaşasın, işte geldik. Güle güle, iyi yolculuklar. Babam hiç geç kalmazdı. Biz erken gelmiş olabilir miyiz acaba? Çocuklar, Alice, Çiçek. Dede! Hoş geldiniz çocuklar. Dede, dedeciğim, biz geldik dede. Dede, biz geldik. Kuzularım, hoş geldiniz. Nine, biz geldik nineciğim. Nine, biz geldik. Öpeyim anne. Annenle yolunuzu dört gözle bekliyorduk. Hasret giderdikten ve ninemin müthiş yemeklerini yedikten sonra hep beraber çardağa geçtik. Şimdi en heyecanlı bölüme geldik. Dedem birazdan masal kitabını getirecek ve bu sefer masalları ben okuyacağım. Çünkü ben artık okuyup yazabiliyorum. Aferin torunuma. Artık okuyup yazabiliyorum dede. Hem de hiç takılmadan. Aferin benim akıllı torunuma. En çok ne okuyorsun peki? Masal tabii ki nineciğim. Büyüyünce dedem gibi bir masalcı olmak istiyorum. O zaman masal kitabını getireyim de torunum Aliş bize ilk masalını okusun bakalım. Yaşasın! Masal kitabı dedeme dedesi İhsan Efendi'den yadigar kalmış. Ona da dedesi Mustafa Paşa emanet etmiş. Ruşen dedemin dedesinin dedesi olan Mustafa Paşa çocukları çok severmiş. Görevli olarak Üsküp'e gelince buradaki bütün çocuk masallarını derlemeye başlamış. Daha sonra da bunları bir kitaba dönüştürmüş. Onun torunu olan İhsan dedem de çok iyi bir minyatür sanatçısıymış. Mustafa dedemin hazırladığı kitabı masalları anlatan minyatür resimleriyle zenginleştirmiş. Bu masal kitabını saklama görevi Ruşen dedeme geçince o da bu muhteşem kitaba çok güzel bir kapak yapmış. Üzerindeki altın yaldızlı tesip işlemeleriyle masal kitabımız muhteşem bir esere dönüşmüş. Ruşen dedem ben büyüyünce masal kitabını saklama görevinin bana geçeceğini söylüyor biliyor musunuz? Kusura bakmayın biraz beklettim sizi. Ama sandık her zamanki yerinde değildi. Ya da ben yanlış hatırlıyorum. Yaşlılık işte. Ne oldu dede? Bilmiyorum ama sanki sandığın kilidiyle oynanmış. Aman yarabbi.
Ne oldu Ruşen Bey? Aa, inanamıyorum. Aa. Dedemin masal kitabını birisi çalmıştı. Ama böyle fena bir şeyi kim yapabilirdi ki? Köyden ve komşularından kimse bunu yapmaz. Bence de. Bizim köyden böyle bir şey yapacak biri çıkmaz. Bu bir yabancının işi olmalı. Bu aralar köye hiç yabancı birileri geldi mi? Daha önce kimselerin tanımadığı birileri. Hay Allah, kimseyi de suçlayıp günahını almak istemem. Ama dün daha önce kimsenin görmediği bir çerçi geldi köye. Bak ablacığım, bu malı benden ne krallar ne kraliçeler. Çok güzel malları vardı. Çerçinin geldiğini duyan bütün köy ahalisi meydana toplanmıştı. O zaman kitabı çerçi çalmış olamaz. Çerçinin bir de küçük maymunu vardı. Çocuklar onu görünce hemen başına üşüştüler. Hayvancağız da hemen kaçtı ve çatılara çıktı. Sanırım boynunda da küçük anahtarlar vardı. Acaba diyorum, bu haylaz maymun bizim çatı katına da girip sandığı açmış olabilir mi? Olur mu olur. Maymunlar parlak şeylere meraklı olurlar. Aa, bak şimdi aklıma geldi. Ninemin aklına gelen şey komşularının da evlerinden ufak tefek şeyler kaybolduğuydu. O zaman Çerçi'nin haylaz maymunu bizim masal kitabını da almış olabilir, değil mi? Bu durumda Çerçi'yi bulup meseleyi bir de ona sormaktan başka çaremiz kalmadı herhalde. Çok uzaklaşmış olamaz. Komşu köylerden birindedir. Ben yarın sabah yola çıksam iyi olacak. Saat de bayağı geç olmuş. Yatayım bari. Dede, ben de gelebilir miyim? Anneciğim, babacığım lütfen. Ne dersin babacığım? Aliş de seninle gelebilir mi acaba? Elbette. Hem bu gezi Aliş için de iyi olur. Yaşasın aslan dedem benim. Pekala, ama dedenin sözünden hiç çıkmayacaksın, tamam mı? Size söz veriyorum, dedemin sözünden hiç çıkmayacağım. Ben de gitmek istiyorum. Hayır küçük hanım, sen o kadar büyümedin. Burada bizimle kalacaksın. Ertesi sabah güzel bir kahvaltıdan sonra yola çıkmaya hazırdık. Anlaşılan sadık dostumuz Çomar da gelmek istiyor. Hadi sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Hiç merak etmeyin. Masal kitabını alıp hemen döneceğiz. Aliş'i merak etmeyin. O bana emanet. Benim sarı kızın zilini de sorun Çerçi'ye. Unutmayın. Orada rahat mısın Aliş? Rahat. Aman dede, dikkat, keçilere çarpacaksın. Bunlar bizim Halim'le kızı Şirin, değil mi? Acaba ne istiyorlar? Merhaba Ruşen dede, yanındaki torunun mu? Evet kızım, bu torunum Aliş. Beraber masal kitabını aramaya gidiyoruz. Merhaba Aliş, köyümüze hoş geldin. Merhaba Şirin. Merhaba Ruşen dede. Merhaba Halim evladım. Duyduk ki çerçeği bulmaya gidiyormuşsunuz. Doğru duymuşsunuz Halim evladım. Hayırdır inşallah. Çerçenin maymunu keçim zilini çaldı Ruşen dede. Onu maymunun aldığından emin misin? Tabii ki akıllım. Zilli uyurken boynumdan aldı, hem de gözlerimle gördüm. Koştum ama yetişemedim. Tamam kızım, zillinin zilini de sorarız çerçiye. Ama siz hangi zilin zillinin olduğunu bilemezsiniz ki. O yüzden ben de sizinle gelsem ne güzel olur. Olmaz, yerimiz yok. Nasıl yokmuş, bal gibi de var. Çomar Ruşen dedenin yanına geçer, ben ve zilli de senin yanına sepete otururuz. Hayır olmaz, biz böyle rahatız. Peki sen bilirsin, günah benden gitti, hadi zilli. Tamam, siz de gelin hadi. Şuna bakın, ne kadar güzel yerler, değil mi? (Gülüyor)
ne kadar güzel, her yer yemyeşil. Şuna bak. Ne kadar güzel oynuyorlar değil mi? Bak, tavşan koşuyor. Ruşen dede, şu karşı tepedeki kamyon Çerçi'nin kamyonu değil mi? Olabilir kızım, bir bakalım hele. Haklısın Şirin, bunlar gerçekten de Çerçi ve Maymunu. Zilli dur, bekle. İnatçı keçi, ne olacak? Hadi bakalım herkes motora. Çomar bize yol göster hadi. İşte gidiyoruz. Çomar bize ne anlatmak istiyor dede? Bilmiyorum. Çomar, ne oldu? Neden huysuzlaştın? Şuradaki dev ağaçlara doğru havlıyor. Orada bir şey gördü sanıyorum. Aa, sahiden de öyle. Evet, öyle. Bu ağaçların her biri en az 500 yaşında. Halk arasında anlatılan bir masala göre eski zamanlarda devler bu ormana gelir, iki ağaç arasına beşik kurup bebeklerini uyuturlarmış. O yüzden bu ormana devler ormanı denir. Devler ormanı mı dedin dede? Söylesene dede, devler gerçekten de var mıydı? Hiç olur mu öyle şey akıllım? Ruşen dede masal dedi ya. Korkmanıza gerek yok çocuklar. Şimdi her şey ortaya çıkar, merak etmeyin. Ah, 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 ah.